İlla enne zâlike kâne yetenâkalehu el ulema bu şefeviyen. Ama ilk başlarda, daha kağıdın az olduğu dönem, insanların birbirine hediye olarak, yani alimlere kağıdın hediye edildiği dönem, efendim bin bir zahmette ceylan derilerini işleyerek, incelterek üzerine yazdıkları, tahtaların vesaire üzerine yazdıkları, yazıldıkları dönemlerde ilmin çoğu yine yazılıyordu. Bakın, yazılma kesintisiz devam etti. Hadisler sahabiler zamanında yazıldı. Hazreti Peygamber hayattayken yazıldı. Sahabiler zamanında yazıldı. Tabi'in döneminde bu artarak devam etti. Hadislerin Emeviler zamanında yazıldığını söyleyen ancak kasıtlı bir, yani müsteşrik, mülhid yahut gafil, cahil, dal bir müstagriptir. Başka türlü olamaz. Yani Muhammed Mustafa Azami Hoca'nın bu Dirasatun fil Hadis-i Nebevisi Türkçe'de tercüme edilen, sadece ona bakmak, o dördüncü babı gözden geçirmek, hadislerin sahabe zamanında da nasıl çoklukla yazıldığını, efendim ve ezberlendiğini, tabi'in döneminde de yazıldığını görmek için efendim yeterli olacaktır. Ama bununla birlikte elbette ağırlıklı olarak ne oluyordu? Yani ağızdan ağza ilimler naklediliyordu. Alimler efendim ilmi ağızdan alıyorlardı. Çünkü daha önce de söyledim, bizim geleneğimizde hocasız olmaz. Bizim geleneğimizde kitapsız olmaz. Yani ilim öğrenim öğretiminde hoca ve kitap ortadadır. Bunlar olmaksızın olmaz. Evza'inin çok enteresan bir sözü vardır. Bu ilim şerif, kıymetli bir şeydi. Ne zamanki kitaplara yazıldı, nuru gitti, ehil olan olmayanın eline geçti. Yani alimlerin ağızlarındayken, onların zihinlerinde, gönüllerindeyken bir otokontrol mekanizması işliyordu aynı zamanda. Alim bu ilmi kime verdiğini biliyordu, kimi yetiştirdiğini görüyordu. Onu efendim layıkıyla yetiştirip ondan sonra mezun edip topluma bırakıyordu. Ama kitaplara yazılınca kitaplara herkes ulaştı. Dolayısıyla o efendim eski dönemlerdeki bereket, o hassasiyet ortadan kalktı. Sümme tatakkara anı emru. Tabi efendim tabii bir gelişim seyri süreci var. Daha sonra iş gelişti. Vasarat tarihi ulumu tuktemu ve tüseccel. Bu ilimler, bu bilgiler hepsi yazılıp efendim tescil edilmeye, kayıt adına alınmaya başlandı. Lakin fi emkinetin müteferrikatin minel kutubi. Kitapların farklı yerlerinde memzuceten bi gayriha minel ulumil uhra. Diğer ilimlere memzuc olarak. Diğer ilimlerle bir arada. Niye? Çünkü kağıt az, kağıt. Ondan dolayı. Ne yapsın? İlimler de böyle birbirinden ayrılmamış daha. Efendim, o zaman tedvin dönemi diyorlar. Yani buldukları, öğrendikleri her şeyi kitaplara yazıyorlar. Fıkhi bilgiyi de aynı kitaba yazıyor. Hadis bilgisini de yazıyor. Ravilerle ilgili değerlendirmeyi de, tefsir, efendim, tefsirle ilgili sahabe tabiinden gelen nakilleri de hepsini aynı kitaba yazıyordu. Ne gibi ki ilmi usulü ve ilmi fıkhi ve ilmi hadisi mislu kitab-ı risale ve kitab-ı kilahuma lil imam Şafii. İmam Şafii'nin bu iki muhallet, iki muazzam eseri risale ve gibi. Bunlara baktığınız zaman fıkıhta görürsünüz. Usulü fıkıhta görürsünüz. Hadiste görürsünüz. Yani usulü hadiste görürsünüz bu kitaplarda. Yani o zaman daha ilimler dallara, şubelere ayrılmamıştı. Efendim o süreç henüz efendim tamamlanmamıştı. Ve kağıt dediğim gibi kalem, mürekkep o zaman az kıymetli şeylerdi. Ve ahiren, nihayet lemma nadicet el ulumu, sizde nadicet gibi. Onu düzelteyim, nadice yendacu. Lemma nadicet el ulumu, ne zaman ki ilimler artık hamlık derecesinden çıktı, pişti, olgunlaştı. Ve sekarrar ıslahı, terminoloji oturdu. Kavramlar artık efendim, yani kavramların sınırları çizildi, belli oldu. Ve istakalle kullu fennin an gayrihi. Her bir fen, her bir ilim diğerinden artık ayrıldı. İstiklalen, müstakil olarak, bağımsız bir şekilde değerlendirilir oldu. Ne zaman? Bakın bütün bu işlemler büyük çoğunlukla Hicri, ilk üç asırda bitti. İşte niçin bu asırların, efendim İslam'ın en hayırlı asırları olduğunu anlıyor musunuz? İlim de bu asırlarda, hayır, bereket, salah, din de bu asırlarda. Dördüncü asırdan sonra artık tasnif, tertip faaliyeti başladı. Yani bunları sınıflandırma, bu malzemeyi tedvin edilen, cem edilen, toplanan malzemeyi çeşitli efendim açılardan sınıflandırma ve bunları tertip etme, ayıklama vesaire. Dördüncü asırdan sonra bunlar başladı.
Hadisler ne kadar güvenilirdir? Buhari olsun, Kütüb-ü Sitte olsun, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'i, İmam Malik'in Muvatta'sı, sair hadis mecmualarında kiminde 5000, kiminde 10000, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde 30000 şeklinde çok değişik ölçeklerde, muhtelif rakamlardan hadisler rivayet ediliyor. Bu hadisler bize ne kadar güvenilir yollarla ulaşmıştır? Söz konusu kitaplar Hicri 2 ve 3. asırlarda yazılmış büyük çoğunluğu itibariyle. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Efendimizin vefatını müteakip yaklaşık 100-150-200-250-300 yıl gibi bir zamana yayılıyor bunların telif edilmesi. Haliyle akla böyle bir soru geliyor. Bu kitaplardaki hadisler ne kadar güvenilirdir? Bunun güven sağlaması nasıl yapılır? Evet. İkinci adım buradan devam edebiliriz. Tabii bu sünnetin tedvini meselesi başlı başına bir ihtisas alanı. Yani burada bizim bu konuda söyleyeceklerimiz özet birkaç paragraftan öteye geçemez. Teknik olarak imkanımız yok buna. Şu kadarını söylemiş olalım. Hadis malzemesi, malzeme demeyi de çok doğru bulmuyorum. Hadis metinleri yazıya geçirilmeden önce şifahi olarak ağızdan kulağa nakil yoluyla ümmetin hafızasında zaten mevcut bulunuyordu. Sahabe-i kiram hadis naklinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu, sünnetini nakletmek anlamına geldiğini bildikleri için, bunun pekala farkında oldukları için sünnet-i seniyyenin hadisler kanalıyla nakline ayrı bir titizlik göstermişler. Yani birisine din anlatacağı zaman sahabe-i kiram Kur'an'dan bahsediyor ama aynı zamanda onun yanında mutlaka sünnetten bahsediyor. Yani hadis naklediyor. Sahabe-i kiram birisine nasıl din anlatır? Tabiundan pek çok insanın sahabe-i kirama talebelik ettiğini ve bize bu dinin onlar kanalıyla geldiğini biliyoruz. Vurgulamaya gerek yok. Sahabe-i kiram onlara bu dini nasıl anlattı? Onlara Kur'an'dan bahsetti, Kur'an ayetlerinin sebebi nüzulünden bahsetti, delalet vecihlerinden bahsetti. Hemen arkasından Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözlerinden, takrirlerinden, beyanlarından bahsetti. Bu nakil işi başından beri bilinçli bir bilgi aktarım faaliyeti olarak bilinçli bir şekilde yürütüldü. Disiplinli, sistemli bir şekilde yürütüldü. Alim sahabiler gittikleri İslam merkezlerinde ilim halkaları kurdular, medreseler kurdular ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gözetiminde, denetiminde edindikleri formasyonu, edindikleri bilgileri talebelerine aktardılar. Küfe'de Abdullah bin Mesud böyle yaptı, Mekke'de Abdullah bin Abbas böyle yaptı, Filistin'de Muaz bin Cebel böyle yaptı. Yemen'de daha Filistin'de daha sonra gitti orada vefat etti. Orada çıkan bir hastalıkta. Da pek çok alim sahabi hem Kur'an ilimlerini hem sünnet ilimlerini gittikleri İslam merkezlerinde halkalar kurarak, medreseler kurarak, ders halkaları kurarak talebelerine naklettiler. Dolayısıyla ilmin ve bahusus sünnetin nakli, hadislerin nakli yazıyla takyit edilmeye, yazıyla tespit edilmeye münhasır değildi. Eserlere, kitaplara, sahifelere kaydedilene kadar bu ümmetin hafızasında devam etti bunlar. Burada Reşit Rıza'nın yaptığı bir atraksiyona değinmemiz lazım. Hadislerin yazıya geçirilmesinin, yazıya geçirilmesini serbest bırakan rivayetlerin, yasaklayan rivayetler tarafından neshedildiğini söyler Reşit Rıza. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz belli bir dönem sözlerinin, hadislerinin yazıya geçirilmesini yasaklamış. Benden Kur'an dışında bir şey yazan olduysa onu hemen imha etsin buyurmuş. Çünkü Kur'an vahyinin nüzulü devam ediyor, iniş süreci devam ediyor. Yazı malzemesi çok sınırlı. Yazı yazmayı bilen, kurallı, yanlışsız, hatasız yazı yazmayı bilen sahabi sayısı çok sınırlı. Dolayısıyla Kur'an ayetleriyle karışması çok mümkün. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak için Efendimiz kendi sözlerinin yazıya geçirilmesini bir dönem için yasaklıyor. Arkasından bu sakınca ortadan kalkınca benden yazın buyuruyor. Mesela Abdullah bin Amr bin As sahabeden, genç ve okuma yazma bilen bir sahabi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ağzından çıkan şeyleri yazıp yazamayacağını soruyor, izin istiyor. Efendimiz de yaz buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki şuradan
haktan başkası çıkmaz buyuruyor ve ona bir yazı yazma izni veriyor. Keza ve onu kitaplaştırıyor daha sonra. Tabii onun bir sahifesi var, evet. Keza veda hutbesinde çok belli bir hitabede bulunuyor Efendimiz ki artık o ömrünün ahir dönemi malum. Birisi ayağa kalkıyor, o konuşmayı dinleyen topluluktan birisi ayağa kalkıyor. Ya Resulullah, benim hafızam zayıf, bunları acaba kaydedebilir misiniz, kaydedebilir miyiz diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de okuma yazma bilen sahabilerden birisine Ebu Şah, o sahabinin künyesi, Ebu Şah için bu söylediklerimi yazın buyuruyor. Dolayısıyla iki şey söylemiş oluyoruz. Bir, hadislerin nakli yazıya geçirilmeye mütevakkıf değil, yazı safhasından önce bir şifahi nakil var. Birincisi bu. İkincisi, bu şifahi nakil aşamasında bile hadisler mutlak olarak yazıya geçirilmemiştir diyemiyoruz. Geçirilmiştir. Okuma yazma bilen dirayet ehli sahabilerin kendi hadis cüzleri vardır. Profesör Kemal Sandıkçı Hoca'nın doktora tezi var. Bayağı ciddi bir çalışma, hacimli bir çalışma. İlk 3 asırda İslam coğrafyasında hadis. Burada kendi hadis cüzünü oluşturmuş, hadis nüshasını oluşturmuş sahabilerin adlarını görmek mümkün. Bu eserden bakarak bu şeye ulaşabiliriz. Keza Es-Sünne Kablet Tedvin, Muhammed Acac El-Hatip Hoca'nın, keza Muhammed Mustafa El-Azami'nin çalışmaları bize tedvin dönemi öncesi sünnetin nasıl yazıya geçirildiğini, kayda geçirildiğini aktaran çalışmalar olarak burada anılıyor. Yani sözünü ettiğimiz hadis kitaplarından önceki yaklaşık 1-1,5-2 asırlık dönem içerisinde hadislerin gerek hıfz yoluyla, gerek şahsi, cüz'i, efendim yazım yoluyla nasıl kayıt ve zabıt altına alındığını gösteren orada vesikalar var, evet, incelemeler çok var. Çok ciddi çalışmalar var. Burada şunu da bir parantez açmak gerekiyor. Hafıza ya dayanan bir nakil söz konusudur. Evet, ama Arap'ın hafızası da öyle hafife alınacak bir hafıza değildir. Yüzlerce, binlerce beyitten oluşan meşhur cahiliye Arap şairlerinin divanlarını ezberleyen ve o divanları da Kur'an-ı Kerim nasıl sonraki nesillere aktarıldıysa, hadisler aktarıldıysa, biz bugün yine aynı hafızanın ilgili divanları da eksiksiz biçimde sonraki nesillere aktardığını görüyoruz. Hatta sadece divanlar değil, Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde mushaf haline getirildi, sayfalarda toplandı. Bunu Zeyd bin Sabit radıyallahu anh başkanlığındaki 5 kişilik bir komisyon yaptı. Bu komisyon nasıl çalıştı diye baktığımızda, elinde üzerine ayeti kerime yazılı bulunan yazı malzemesi her kimin elinde varsa getirsin, onu aynı zamanda ezberden okusun ve o ayetin oraya yazıldığına, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gözetiminde yazıldığına dair 2 de şahit getirsin. Evet. Yani sadece yazılı malzemeyle yetinilmiyor, aynı zamanda ezberden de onu okuması isteniyor. Ki sahabe-i kiramın çoğunluğunun ezberinde Kur'an-ı Kerim var. Bir kısmı tamamını ezberlemiş ama büyük kısmı belli bölümlerini ezberlemiş vaziyette. Onu ezber olarak bize naklediyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i nasıl korumuş? İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun ayeti kerimesindeki bu hıfız, bu muhafaza nasıl gerçekleşmiş diye baktığımızda, herhalde gökten melekler inip de Mushaf-ı Şerif'i kanatlarına alıp da korumadılar. Böyle muhafaza edilmedi Kur'an. Nasıl muhafaza edildi? Ümmetin hafızası ve hafızları vasıtasıyla. Onun için biz ezberleyerek muhafaza eden bir ümmetiz. Bizim muhafazamız hıfza dayanır, hafızaya dayanır. İşte Kur'an'ı muhafaza eden o hıfz ve o hafıza sünneti de muhafaza etmiştir. Evet. Bu anlamda hadis hafızlığı diye bir müessese, evet, var. Yani evet, sonuçta. Evet. Onu mutlaka gündem etmemiz hatta lazım. Hatta şu da, hafız dendiği zaman biz bugün Kur'an hafızı anlıyoruz. Halbuki literatürde hafız dendiğinde hadis hafızı anlaşılır. Hadis hafızı anlaşılır. Yoksa Kur'an hafızı anlaşılmaz. Kurra derler. Evet, kari, mukri, kurra, evet, o şekilde geçiyor.